Yönetenler kriz yok demeye başladıysa bilin ki kriz vardır. DSB-MHP ANAP Koalisyonu'nun ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal, gecelik faizlerin %5-6 binlere çıktığı, dövizin fren tutmadığı, bankaların patır patır battığı 2001 kriz günlerinde her gün ortaya çıkıp ekonomide kriz yok diyordu. Kimse de inanmıyordu. Sonrası malum, kurtar bizi derviş dendi, ekonomi IMF'ye teslim edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Top Hizmet Şeref Belgesi plaket töreninde ekonomide hamdolsun şu anda bir krizle karşı karşıya değiliz. Sıkıntıların çözülmesi için faizlerin düşürülmesi başta olmak üzere her fırsatta dile getirdiğim hususların daha fazla dikkate alınmasını bekliyorum dedi. Tecrübeyle sabittir. 40 yıla varan gazetecilik ve ekonomi haberciliği yaşamımda şayet ülkeyi ve ekonomiyi yönetenler ekonomide kriz yok demeye başlamışlarsa orada çok ciddi ve ağır bir kriz vardır. Faiz lobisi, döviz lobisi, faizin dövizin belini kırmak hikayedir. Spekülasyonlar, manipülasyonlar her zaman olur. İlacı güçlü ekonomi, iç ve dış kaynak, güven, yatırım şevkidir. Merkez Bankası dolar basmadığına göre döviz gelmezse, kıtlaşırsa, kur patlar. Yurttaşın yoksulsa, işsizse, tasarruf edecek parası yoksa bankaların kaynakları kurur. Ekonominin temel kuralı, bir şey kıtsa fiyatı yükselir. TL kıtsa faiz yükselir. Döviz kıtsa kurlar yükselir. Emir demiri kesse de faiz ve döviz kesmez. Cumhurbaşkanının demesiyle AKP'de genel başkan, başbakan düşer ancak ekonomide faiz de döviz de düşmez. Asıl dikkat çekici olan Türkiye'nin en büyük, en köklü iş adamları örgütü TOP'ta bir kişinin çıkıp ekonominin hali pürmelali hakkında tek laf etmemesi. Oysa iflas ertelemelerin patladığını, karşılıksız çek ve senetlerin rekor kırdığını, ihracatın dibe vurduğunu, turizmin yerle yeksan olduğunu, KOBİ'lerin kan ağladığını biliyorlar. 12 Eylül 1980 darbesinde siyasi muhalefetin yasaklandığı, partilerin kapatıldığı bir dönemde bile darbe yönetimini ekonomi üzerinden en cesur muhalefet yapan TOP'tu. O dönemde rahmetli Mehmet Yazar, Amiral Bülent Ulusoy hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirerek dolaylı şekilde en sert siyasi muhalefet yaptı. Rahmetli Ersin Faraylalı, Ali Coşkun, Yalımeres, Fuat Miras dönemlerinde TOP, iktidarların yanlış ekonomi politikalarına direndi. Ekonominin gerçeklerini en yüksek perdeden haykırdı. Erdoğan, hafta sonu yine TOB'un işçi sağlığı, iş güvenliği konferansında konuşmacıydı. 2010'da söylediği 1,3 milyon TOB üyesinin her birisi bir işçi alsa işsizlik çözülür formülünü 6 yıl sonra TOB'un 1,5 milyon üyesinin her birisi bir işçi alsa işsizlik çözülür sözleriyle yineledi. Bir kişi de çıkıp, Sayın Cumhurbaşkanım, bunu 6 yıl önce de söylediniz ama oluru yok. 6 milyon işsiz var. Bırakın bir işçi almayı, asgari ücret 1300 TL oldu. Ocak ayında 400 bin işçi attık. Sayenizde ucuz Suriyelilerle işimizi görüyoruz, diyemedi. İşsizlik her iş yeri bir kişi alsınla çözülmez. Yatırımla, üretimle, ihracatla çözülür. Yatırım yapacak kaynak yok. Yatırımcıda ekonomiye güven yok. Kimse yarın şirketinin başına ne geleceğinden emin değil. Devlet kurumları özelleştirilirken özel şirketlerin kayyımlaştırıldığı bir ekonomiye güven olur mu, yatırım olur mu? Şimdi gözler 22 Mayıs'taki AKP Kongresi'nde yeni umum başkan ve başbakan için slogan ortalık toz duman, kurtar bizi Numan diye yükseliyor. İbre hem Berat Albayrak'a istikbal için kol kanat hem de düşük profile inat, kendisi de ekonomi profesörü olan Numan Kurtulmuş'tan yana dönüyor. Kurtulmuş, Has Parti Genel Başkanı iken Erdoğan'ı AKP'yi dış politikasını, ekonomi politikasını, Kürt meselesine yaklaşımını yerden yere vuruyordu. Heyhat, iktidar ve ikbal, nelere kadirsin, diyor Yarına Bakış gazetesindeki yazısında Zülfikar Doğan.